Hocam vücutta kaç fıtık var? Biri diyor bir, biri diyor beş, biri diyor dört. Biz de soralım. Her fıtık Şimdi zaten ameliyat her olmadığını dile getiriyor fıtık hocam. ameliyatlık değil. Şimdi onlar radyolojik raporlarda yazan fıtıklar. Yani biz cerrah gözüyle sinire bası yapan, siniri sıkıştıran, bulgu verenlere esas olarak fıtık diyoruz. Yani bizim için onlar cerrahi anlamda fıtıktır. Yoksa diğerleri işte hastalar bazen geliyor. Bende 5 tane fıtık var. Ya da 7 tane fıtık var. Yok o kadar yani onlar bizlerde de var. Yani o kadar ufak tefek şeyler zaman içerisinde hepimizde oluşabilecek yaşta süreçle ilgili bir şey. Yani o ufak taşmalar vesaireler sizde sorun oluşturmadığı müddetçe, çok fazla bir problem olmadığı müddetçe hepimizde görülebilecek şeyler. Çünkü hepimiz bir organizmayız. Yani yaşlanıyoruz, Hocam bilim adamı olarak kullanıyoruz. kesinlikle. Yani bu kullanıma bağlı tabii ki yani hiçbir zaman sıfır olmuyor hiçbir şey. Yani o kullanıma bağlı bozuluyor, tahrifata yol açıyor. Yani hor kullandığınız zaman oluyor, düzgün kullandığınız zaman oluyor vücudunuzu. Yani onlarda bir bozulmalar meydana gelebiliyor. Ama bunların hepsi sorun oluşturacak anlamda değil. Şimdi radyologlar tabii bunu gördükleri resimdeki şekilde göre değerlendiriyorlar. Ve işte şurada bir hafif fıtıklaşma var, burada şey var diyorlar. Ama o fıtıklaşmayı gerçekten probleme yol açıp açmadığını Sizler bizler karar. değerlendiriyoruz. Yani bu bir hani bazen ufak ağrılara yol açabilir, zaman zaman geçer, ağrır, geçer, düzelir, ilaçlara bağlı geçer ya da dinlenirsiniz geçer. Hani siz diyorsunuz ya Hani küçük fıtık sorun değil. onlar bizim için problem değildir. Onları biz sorun olarak görmeyiz. Ama ne zaman ki işte patlamış fıtık dediğimiz ya Patlıyor da mu gerçekten? Orada şöyle dışı patlamış fıtık denilen şey hat fıtığın tabi. daha çok dışarı çıkması. Yani o bir kıkırdaksı yapı vardır. O yapının ortasında daha yumuşak, jelimsi bir yapı vardır. O jelimsi yapının dışarı doğru çıkması bazen taşmasıdır. O taştığı zaman sinirlere bası yapar. Yani o zaman biz ona patlamış fıtık adını veririz.